Ha. Ondan aldım. Mete'yi yerlisi var. 3 tane işte. Ozan Workout'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Yani nasıl düşük bütçeyle nasıl bir haftalık sporcu beslenmesi yapılır, onun üzerine bir video çekeceğim. Şimdi lafımıza falan hızlıca başlayalım. Direkt şok ediyoruz. Yani ilk geldiğimizde bakacağınız şeylerden bir tanesi kepek ekmeği. Şu şekilde yiyelim. Arkadaşlar bundan en uygun olanı, hani ben genelde bunlardan alıyorum veya şu şekilde 3,5 lira köy ekmeği veya bu olmasa bile bu şekilde ya kepek bu olmasa bile arkadaşlar eğer bu ikisinden yoksa bu şekilde yukarıda premiumun olacak şekilde ununun bunlardan alıyorum. Fakat bunlar da 8 lira olduğu için genelde yani mecburen bu şekilde 3 lira 3,5 lira olan ekmeklerden tüketmeye çalışıyorum. Bundan bir tane alalım arkadaşlar. Şu şekilde 3,25 kasaya ekledik şu anlık. Onun dışında şöyle birazcık reyonlara gidelim. Bakalım ne varmış orada. Arkadaşlar burada patates soğanla pek bir işiniz yok. Onu anneniz alır büyük ihtimal. Burada varsa muz yoksa da bir şey almıyorum yani genel olarak. Bu avokado tanesi 5-6 lira olduğu için uygun bütçeye birazcık erişmiyor. Yani en azından bizim gibi kuru ekmek yiyen sporcular için erişmiyor. O yüzden arkadaşlar buradan pek fazla meyve sebze almıyorum. Dışarıdan da alırsam taneyle alıyorum. Ama avokado almıyorum, muz alıyorum genelde. Onun dışında şu anlık böyle yürüyelim bakalım neler varmış başka. Kesinlikle bu reyondan uzak durun. Zaten komple sürkoz şekeri, farklı yapay şeker olduğu için bunlarda kullanmamanızı temenni ediyorum. O yüzden meyve suyu da olsa tüketmeyin arkadaşlar. Bunda bir not edelim yani. Onun dışında hızlıca ilerleyelim. Bir tane olmazsa olmazımız eski pazar. Bu olmasa bile arkadaşlar Kızılay alabilirsiniz yani. Ama benim önerim Bey Pazarı. O şekilde yani. Bey Pazarı benim en favori maden suyumdur. Onu da zaten belirtiyorum her videomda. Devam edelim arkadaşlar yavaşça. Burada süt alabilirsiniz fakat ben kendim almıyorum tüketmediğim için. Çünkü fazla şekilde süt ve süt ürünü bildiğiniz üzere delilerde kalınlaşma yapabiliyor. Bu da bizim gibi street workout yani sokakta spor, çıplak spor yapan sporcular için göze hitap etmeyen bir durum. O yüzden arkadaşlar süt ve süt ürünlerinden uzak duruyorum ben şahsen. Yersem de bir kase yoğurt yiyorum. O da haftada bir kere. O şekilde yani. Kalsiyumumu sebzelerden alıyorum genelde. Onun dışında arkadaşlar birazcık daha ilerleyelim. Yani burada yer fıstığı ezmesi var. Fakat bunların içerisinde de şeker barındırdığı için ve bu da bizim yararımıza olmayan şeylerden bir tanesi olduğu için bunlardan almıyorum. Fakat bunu nasıl aldığımı da hemen göstereceğim size. Buradan bir tane yulaf ezmesi alıyorum. 11 lira olmuş. Yani bunu şöyle yapabilirsiniz. 500 gram varsa bunu haftada 80 gram olacak şekilde tükettiğiniz zaman 6 gün içerisinde bu da bitiyor. Ben şahsen 1,5 su bardağı tüketiyorum. Onda da yani 125 grama tekabül ediyor. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir hafta içerisinde bu erken bitiyorsa 3 günde bir paket de alabilirsiniz. Ama ben şu anlık uygun bütçeye erişeceğim için bir paket alarak kasamıza ekliyorum. Ve burada da gözüme bir şey çarptı. Kara buğday patla, şeker ilavesiz. Bunu gerçekten damak tadına güvenen arkadaşlar için öneriyorum. Çünkü çok leş bir tadı var fakat içerdiği besin oranları yüksek olduğu için tam bir sporcu öğünü diyebiliriz. Bunu da kasamıza ekleyelim. Bu da 4 liraymış zaten. Şimdi arkadaşlar geldik et ve et ürünlerimize, tavuk ürünlerimize. Buradan genelde ben yarım kilo tavuk alıyorum. 2 gün içerisinde bitiyor. 250 gram, 250 gram olacak şekilde 2 güne yayıyorum. O yüzden arkadaşlar bundan da şöyle bir 2 tane alalım. Artık siz günde 100 gram tüketirseniz eğer bir haftayı çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bunlar da arkadaşlar yarım kilo ne yapıyormuş bakalım. Yani baki kaç para ediyor yarım kilosu bunların? Kanka kaç yazmış lan? Yarım fileti 17 ise kaç gram bu? 600. 10 lira 12. 10 lira değil. 9-10. Aynen 9-10. Bunlar ucuzladı mı? Aşırı ucuzlamış. Ben bunlardan alacağım yani. Bunları da kasamıza. Onları alma. Tek tek yerine koyacağım biliyorsun değil mi? Onu da kasamıza ekledim fakat bozulma riski olduğundan dolayı tekrar yerine koydum. Almışım gibi hayal edin siz. Evet arkadaşlar buralardan uzak duruyoruz dedik. Ondan sonra mısır gevreklerini de arkadaşlar bunlardan sakın tüketmeyin. İçerisindeki şeker miktarından dolayı
Yani zayıflayayım derken bir yandan da şeker aldığınızdan dolayı gereksiz bir kalori almış oluyorsunuz. Buranın sadece alabileceğiniz tek şey ya bu şekilde müsli ya da sade yulaf ezmesini tavsiye ediyorum. Daha uygun arkadaşlar için hani bunu da tükettim ben. Gerçekten fiyatı çok uygun. 7 liraya tekabül ediyor. Fakat bunun damak tat olarak, zevk olarak etini filiften birazcık daha kötü olduğu için ya bizde de arkadaşlar sporcu olduğumuzdan dolayı çek kanka önünde. Bizde sporcu olduğumuzdan dolayı hani damak zevkimiz oldukça kötü. Ben bundan da alabilirim yani ondan da alabilirim. Çok fazla şey fark etmiyor tabii tat dışında. Bunu da çok da söyledim çünkü etili falifi almıştık zaten. Yumurtaya gelelim arkadaşlar. Yumurta 30'luk alıyoruz ki daha ekonomik bir şekilde olsun diye. 30'lu yumurtada 15 lira gördüğünüz üzere. Bunda da arkadaşlar günde 5 tane tüketiyorum. Yani bir haftayı çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorum ben 30'lu yumurtayla. O da artık siz kaç tane tüketiyorsanız hatta daha az tüketiyorsanız sıradaki haftaya göre de artabilir. Bunda kasamıza ekledik 15 lira. Yanlış hatırlıyorsam evet 15 lira. Diyoruz arkadaşlar zeytin peynire pek uğramıyorum. Çünkü zaten evinizde vardır evde zeytin yok var. Şimdi muhabbet. Evet arkadaşlar burada da kahve. Tabii buradan en önerdiğim şey maksimum enerji alabilmek için Mehmet Efendi'nin kuru kahve. 6.45'miş. Aldığınız zaman arkadaşlar pratik bir yapış şekli var zaten. Ben direkt cezvede yapmıyorum. Kahveyi koyuyorum, üstüne sıcak su hafif karıştırıp içiyorum. Siz de böyle yaparsanız gerçekten en büyük şekilde verim alabilirsiniz. Bu da 6.5'miş kasamıza koyduk. Daha güzel ilerliyoruz. Uygun bir bütçeye erişiyoruz. Fakat ben bunları yerine nasıl koyacağım şu an diye onları hesap ediyorum. Her neyse şu anlıkta dolap reyonumuza geldik. Dolaptan da alabileceğimiz şeyler sence neler Baki? Sporcunun dostu olan. Sporcunun dostu olarak buradan hiçbir şey almayın. Sadece belki zevk için şunları alabilirsiniz. İçim fit. İçim fit pardon. Evet. İçim fit de bir tane ekleyelim isterseniz. Çünkü maksimum spor yaptığınız günlerde bir tane içebilirseniz artık o da. Çok pahalı ama. Ama gerçekten aynen. Çok pahalı. 5.45 yani. Aynen. Onu alacağınıza iki tane hindi füme alın. Daha mantıklı. Onu yerine aynen. Koy. Onu yerine koy. İki tane. Buradan alabileceğiniz en mantıklı ürün. Ben yok de... ya sen mantıklı bir şey yok. Var kanka hindi füme. Ha hindi füme. Arkadaşlar bu hindi füme. Hani hindi füme tadını beğenmiyorsanız çok tuzlu geliyorsa şurada Namet hindi salam var. Onun protein oranı hindi füme ile neredeyse aynıydı. Ondan mı bahsediyorsun? Yok diğeri. Şu. Şu. Bunu arkadaşlar ekmeğin arasına, aldığımız ekmeğin arasına koyabilerek güzel bir tada erişebilirsiniz. Ama bana soracak olursanız. Bana. Aynen. Bundan arkadaşlar haftalık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane alın veya 7 tane. Günde bir tane tüketin. Gerçekten günlük almanız gereken proteini büyük bir oranını karşılıyor. Günde 2 tane diyebilirsiniz. Çünkü tek paketinde 15 gram protein ve 1 gram yağ var. Tuz oranında 1 gram falan. O yüzden arkadaşlar gerçekten sporcu bir öğünü. Bunlar da aldığımı farz edin. Şu an fiyatını da çekelim Baki. 2.45. Bunu 6 ile çarparım ben videoda veya 7 ile. Onu da o şekilde kasanıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında dolap reyonunda almamız gereken şeylerden farklı bir şey yok. Dana döner alabilirsiniz. Tabii dana döner alabilirsiniz fakat bunların içerisindeki... Dana döner değil, dana ciğer kanka. Ciğer mi? Yanındaki. Bunlardan da alabilirsiniz fakat ben tavuğu almanızı daha çok tavsiye ediyorum. Bunun içerisindeki doymuş yağ, doymamış yağ vesaire var. Onu da belirteyim arkadaşlar. Doymuş yağ nedir? Doymuş yağ. O da sıcaklığı içerisinde yağı bıraktığınız zaman katı bir hale dönüşüyorsa mesela sucuk kızarttınız diyelim tavada ondan sonraki yağ katılaşıyor. Bu doymuş yağdır. Doymuş yağda fazla tükettiğiniz halde kalp ve damar yolu hastalıklarına yol açabilecek zararlı şeylerden bir tanesidir. Özellikle buradaki çoğu şey mesela buzluklara gelelim şu an Baki. Buraya da tekrar... O arkadan... Çok yapabileceğim. Bakın arkadaşlar buradaki her şey hemen hemen her şey trans yağ içeriyor. Yani raf ömrünü uzatmak için. O yüzden buradan olabildiğince tabii bu şekilde et ve et ürünü şeyleri alışverişini yapmayın. Alacaksanız eğer bir tane garnitür alabilirsiniz. Onu da lapa pilavın içerisine ilave ettiğiniz zaman çok besleyici ve güzel bir tadı olan şeylerden bir tanesidir. O da ne kadar yapıyormuş garnitür? 5.95. Aynen o şekilde şey yapıyor. Buradan yeşil çay da alalım bir tane. Yeşil çay arkadaşlar metabolizmayı hızlandıran ve midenizi yemeklerden sonra rahat hissetmenize sebep olan şeylerden bir tanesi. Fiyatı birazcık zam gelmiş, 7.5 olmuş. Artık... Düştü kanka o etiketi değiştirmedim. Düştü mü? Ne düşmüş hali? He. Şaka mısınız siz? Bu da arkadaşlar 7.5 yapıyor. Günde bir paket kullandığınız takdirde sizi
20 gün idare edecek. Ben şunu şöyle yapıyorum, bir paket attım ya, sıcak su üzerine ilave içtim, bir daha sıcak su döküyorum. İki kere demlemiş oluyorum. Bunlar da 7,5'u artık koyalım. Merak etme, ben yapacağım bari, sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar kasamız giderek doyuyor, doluyor, doluşturuyor. Evet. Şimdi gelelim makarnalar arkadaşlar. Makarna. Şu an indirimde olanlar Blizzburg'u makarna 3.45'ten 2.5'a düşüyor. Aynen arkadaşlar. Bundan da 3 tane aldığınız zaman günde yarımını yapsanız dahi günlük almanız gereken karbonhidrat miktarını çıkartıyorsunuz. Yani bundan da 3 tane aldığınız zaman günlük almanız gereken karbonhidratın hatta fazlasına çıkabiliyoruz. Ve fiyatı da çok uygun. Shop'ta bulabilirsiniz bunu. 7,5 lira yaptı şu an 3 tanesi. Bu kadar da ucuz yani. Bu bilindik marka olduğu için priz aldım. Ama onun dışında daha ucuz olan bu şekilde Fiale makarna tüpleri mevcut. 1.95 o. Tabii 1.95. Fakat güvence sağlıyor, sağlamıyor açısından sağlıyordur ya, sağlamasa buraya niye koysunlar? Değil mi? Ama İnşallah. Reklama yapılmadığı için tabii daha az bilindiği marka olduğu için. Ya biz, Şok'un kendi markası işte. Tabii. Friz markasını tercih ediyoruz. Onun dışında arkadaşlar kefekli burada makarnalar var. Fiyatı da 3,5 yani Filiz'den 1 lira daha pahalı. Gramaj olarak biraz daha düşük fakat bunun şöyle bir özelliği var. Glisemik indeksi düşük olduğu için antrenman yapmadığınız günlerde de gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz şeyler arasındadır. Ben bir kendi bundan alayım. Hatta şöyle takas edeyim. Güzelce takılalım yani. Bana koydum. Antrenman yaptım. Devam ediyor değil mi şu an video? Ediyor kanka. Bunu arkadaşlar antrenman yaptığınız günlerde onu da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ketçap mayonezler kısmında almanıza gerek yok ya gerçekten. Ketçap alabilirsiniz, çok güzel gidiyor. Tabii ama bundan almayın, tadı biraz bunun kötü. Çok da şey bundan alın, Şok'un kendi markası. Hem daha ucuz, diğeri küçücük bir şey. Bu 1 kilo. Evet ama 5 bu... 45. Ama tat karşılaştırması yapıldığı zaman tadınki gerçekten çok güzel. Hadi ben bir servisinden bunu almayı tercih ederim. Bilginiz olsun yani. Bunu da almış varsayalım. Tarçına gelelim. Buradan %100 baharatlar kısmında almanız gereken şeyler arasında tarçın var. O kadar güzel bir şey olamaz arkadaşlar. Her şeyin içerisinde güzel gidiyor. Ben genelde sabahleyin yaptığım yulafların içerisine atıyorum ve çok güzel oluyor. Bunu da aldık sayalım. Kaç paraymış? 4 lira. 4 ton. 10 kuruş yapıyormuş. Şu an cipslerden uzak duruyoruz tabii, sporcular için. Tabii ki. Cipslerin hemen yerinde. Kuru yemişler var. Kuru yemişlerde en önemlisi bitmiş lan. Bakın arkadaşlar buradan direkt bitmemiş olarak aldım. Neden? Yarım kilo var. 13.90. 13.50 pardon. 13.5. Bunda da günde 1-2 avuç yediğiniz zaman zaten o kadar fazla kaliteli yağ barındırıyor ki içerisinde sizin testosteron ve kas yapımındaki gerek mineraller gerek vitaminler olsun çoğu şeyi karşılıyor ve tadı da gerçekten güzel. Gezmesi almayın şekerli olanlardan, bunlardan alırsınız daha güzel olur. Burada 13.50 yaptık. Onun dışında buradan ne alınabilir? Yani kuru kayısı badem, var. Badem alınabilir, ceviz alınabilir fakat bunların fiyatı ve gramaj biraz daha düşük olduğu için uygun bütçeye çekiyoruz. Onun da eğer talebi gelirse yüksek bütçeyle nasıl bir sporcu alışverişi yapılır onu da metroya giderek zamanında çekebiliriz arkadaşlar. Kuru kayısı alalım mı? 11.90 lan. Çok pahalı. Çok. Buradan biz yiyelim. Daha devamında olabileceğiniz. Buradan arkadaşlar avur cuburlar kısmında alabileceğiniz tek şey şurada bir mısır patlağı var. Eti bomba. Bundan alabilirsiniz günde bir tane. Antrenman öncesi ya pre-workout veya post-workout olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten karbonhidrat oranı ve tuz oranı düşük. Ben yani antrenman sonrası eve giderken eğer geç gideceksem eve antrenman sonrası boşalan glikojen depolarımın hızlı doldurulabilmesi açısından bundan bir tane alıyorum. Fakat haftada 2 tane tüketsek yeterli. O da 2 lira. Zaten 2 lira. Aynen 4 lira da çok fazla bir şey yapmıyor açıkçası. Şu an devam ediyoruz. Çok az kaldı. Yolculuğumuzun yarısını tamamladık. Şimdi gelelim zeytinyağı, elma sirkesi tarafına. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Böyle bir zeytinyağı alırsanız eğer bu sizi rahat bir şekilde, hani ben şahsen konuşuyorum, 2 ay beni devam ettirebiliyor yani. O yüzden evinizde varsa arkadaşlar bundan bolca kullanmaya çalışın. Yumurta yaparken de kullanabilirsiniz, salata yaparken de kullanabilirsiniz. Genel olarak her şeyin içerisine gidiyor zeytinyağı ve sağlıklı yağ olduğu için ekstra bir puan daha önde. Bunun dışında arkadaşlar elma sirkesi tüketiyorum ben her sabah. Günlük vloglarımda da görmüşsünüzdür.
Elma sirkesi gerçekten sabah aç karnında tüketildiği zaman gün içerisindeki yediğiniz her şeyin daha rahat sindirilmesini sağlıyor ve ekstradan yağ yakımı özelliği var. Bunu da aldığımızı varsayalım bu şekilde. Fiyat da 2.45'miş. Evde onu ben matematiğini yaparım video konusunda. Gelelim şimdi pompalı kısmımıza. Arkadaşlar burada alabildiğiniz tek şey garnitür olabilir yine. Ton balı olabilir veya diğer şekilde Şok'un kendi markası Vatan ton balı olabilir. Fakat buradan gramajına göre ve ekonomik olarak kurgu yaptığımız için bu şekilde 2 tane 160 gram 10.90 yapıyor. Yani bunda da haftada bir tane tüketseniz güzel yani ya. Pilavınızın içerisine, makarnanızın yanında veya salatanızın içerisine rahatça kullanabileceğiniz şeylerden bir tanesi 10.90'mış bunda. Unuttuğun şeyler var. Süper Fresh dolabında. Süper Fresh. Öyle mi? Gel. Bu dondurulmuş gıdalar içerisinde arkadaşlar alabileceğiniz gerçekten çok güzel olan ve protein dostu olan şeylerden bir tanesi mezgit, plato. Bunu Baki arkadaşımız yiyip tecrübesini edinmiş. Anlat Baki, dinliyoruz seni. Nasıl? Yemedim. Yemedin? Size niye yedin diyor? Yedim demedim ama güzel oluyor diyorlar. Arkadaşlar bunda protein oranı yüksek, yağ oranı düşük. Bunu bakın şu şekilde de görebilirsiniz. Bunu arkadaşlar fırında yaparsanız eğer gerçekten güzel şeyler çıkabilir. Hani zaten bir paket açtığınız zaman günlük kullanmanız gereken protein miktarını rahatça çıkartıyor. Ve kaç? 500 gram. 100 gramı içerisinde de arkadaşlar protein oranı. Bunu ters yazmışlar galiba ya. Protein oranı 0.15 olamaz. Protein kanka, oranı sen 18. Sen yanlış gidiyorsun bak. O tuz. Ha, tuz değil mi? Arkadaşlar şeker oranı 0, protein oranı da 18. Yani bunu da 5 ile çarptığınız zaman günlük almanız gereken proteini rahatça çıkartabiliyorsunuz. Ve fiyatı da kaçmış? Fileto nerede yazıyor? 14.5. 14.5 arkadaşlar. Çok güzel. Ve bunu da alabilirsiniz. Yani ben şu an kasaya eklemiyorum. Ama Mosera mezgiti almayın. Çünkü diğeri 18.95. Biri şu gördüğünüz 14.5 olan bu. 18.95 olan bu. Bunu almayın. Bu çok pahalı. Evet arkadaşlar. Onun dışında başka alabileceğin hiçbir şey yok kanka. Marketin sonuna geldik. Dur. Bunun dışında arkadaşlar her şokta bulamazsanız bile bazı şoklarda muz bulabilirsiniz. Ondan da arkadaşlar. Muz var kanka. Gel. Var. Gösterelim o zaman. Ayıp olmasın videodakilere. Bu şekilde arkadaşlar muzlar var. Günde bir tane yerseniz eğer antrenman sonrası, antrenman öncesi, sabah kahvaltınızda yani günde 5, pardon haftada 5-6 tane tükettiğinizi varsayarsak bir tanesi ne kadar yapıyor sen bilirsin belki şu şekilde boyutta. O boyutta bir tanesi 1.5 bile tutmuyor kanka. 80 kuruş, 90 kuruş 80 gibi. 80 kuruş, 90 kuruş yani bununla 7 ile çarptığımız zaman ya, o elindeki mesela en fazla tutar 15 lira. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bunun gibi içeriklerin daha fazla şekilde gelmesini istiyorsanız yorum, like atarak ve abone olarak bunu belirtmiş olursunuz bana. Onun dışında nasıl bir bütçeye göre video çekmeliyim, nerede video çekmeliyim? Benim aklımda şu an uygun bütçeye yaptığım şu an onun dışında yüksek bütçeyle metroda nasıl bir sporcu alışverişi yapılır? Bir aylık veya bir haftalık onu da video içerisine dahil etmeyi düşünüyorum. Teşekkürler video izlediğiniz için. Sıradaki video ne üzerine olsun bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ozan Workout was left. Stay fit. Should I run away and change my life?